Merhaba, kazanım 26 testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz, 18 ve 24 sayılarına tam bölünen en küçük doğal sayı. Bir soru farklı. Bu ne? Şimdi ekokla ne alakası var ki şimdi bunun? 18 ve 24 sayılarına tam bölünen, tamam. Bir tane iki sayım var. 18'e tam bölünüyor. O zaman kalan sıfır. Bir tane de yine aynı sayım var. İlk sayısı 24'e bölmüşüm. Yine kalan sıfır. Ha, o zaman x dediğin 18'in bir katı. x dediğin 24'ün bir katı. x'in de katı olacak. En küçük olacak. Ha, ikisinin katı 18 ve 24'ün katı en küçük. Kim o? Ekok. O zaman 18 ve 24'ün neyine bakacağız? Şöyle ekokuna bakacağız. Şimdi bunu nasıl yaparız? Şöyle yapalım. 18 ne? 2 çarpı 3'ün karesi. Peki 24 ne? Hani görebiliyorsanız hemen hani tamam görürsünüz ama şöyle de yapabiliriz. 2, 8 mi? 2'nin kübü çarpı 3. Şimdi ortak olanlardan kuvveti büyük olanı alacağız. Yani 2 üzeri 3 alacağız. Bir de 3 üzeri 2. Yani 8 çarpı 9'dan 72. Gördüğünüz gibi cevap Bursa. Tamam. İkinci soru. 8, 10, 12 sayılarına bölündüğünde her seferinde 3 kalanını veren en küçük 3 basamaklı doğal sayı. Abo. Şimdi tamam bir tane 3 basamaklı doğal sayım var. A, B, C. 8'e bölmüşüm. Kalan kaç? 3. Peki A, B, C'yi bu sefer 10'a bölmüşüm. Kalan yine 3. A, B, C'yi bu sefer 12'ye bölmüşüm. Kalan yine 3. Tamam. Peki burada şu mu var? X diye, Y diye, Z diye de neler olsun? Bölümler olsun. Tamam. O zaman A, B, C sayısı şöyle mi? Bakın 8X artı 3. Öbürü için 10y artı 3. Öbürü için de 12z artı 3. Şimdi, şimdi şu üçler canımı sıkıyor benim. Üçleri öbür tarafa bir gönderelim. Bak şimdi ne oldu? ABC eksi 3 oldu. Eşittir. 8x, 10y ve 12z. Bu size neyi anlatır? Bu ABC 3 basamaklı sayısı eksi 3 8'in 10'un ve 12'nin katı. Gördünüz mü? 8'in, 10'un ve 12'nin bir katı. Ha, soruda ne diyor? En küçük olsun diyor. Ha, o zaman bu ABC 3 sayısı 8, 10 ve 12'nin en küçük katı. Yani ekok. O zaman ekoklarını bulalım bunun. EKOK 8, 10 ve 12. 100 20'dir. Yani nasıl yaptım Bak şimdi 8 ne? 2'nin kübü. Ee, 10 ne? 2 çarpı 5. Ee, öbürü kaçtı? 12 mi? 12 de 2 üzeri 2 çarpı 3. Şimdi büyüğünü aldım. Yani 2 üzeri 3. Sonra 3 var. Sonra da 5 var. Yani 8 çarpı 15. Bu da kaç oldu? 120. Tamam. E peki burası 120. Şöyle mi oldu? A, B, C 3 basamaklı sayısı eksi 3 eşittir 120. O zaman ABC 3 basamaklı sayısı kaç oldu? 123 olmuş oldu. Gördünüz mü? Bak Ekok'ta nasıl ilişkilendiriliyor sorular. Anlaştık. E tabi bunun için bir iki işlem yaptık burada ama ilerleyen zamanlarda bu tarz soru tarzlarında hani ne düşünmem gerektiğini ne yapacaksın bileceksin. Cevap ne diyeceğiz. Üçüncü sorumuz. 40 ile bölündüğünde 38, 60 ile bölündüğünde 58, 90 ile bölündüğünde 88 sayısından en küçük doğal sayı. O zaman bakın bir önceki soruda olduğu gibi bu şekilde bir sayı var. A, B, C sayısı var elimde. Tamam mı? Ya da herhangi bir sayı var. Bilmiyorum tabii kaç basamaklı olduğunu. O zaman şuna ona ne diyeyim? A sayısı değil. Şimdi 40x artı 38. Tamam mı? Bir önceki soruda ikinci soruda yaptığımız gibi. Peki burada ne? 58 çarpı y olsun bu da artı. Kalan kaçtı? 58 mi? Pardon 60 ile bölündüğünde 58'miş. Şöyle bir daha yazalım orayı. 60 y olsun bu da artı 58. Ondan sonra nedir? 90 z artı 88. Ha. Şimdi ikinci soruda bu kazanan testinin ikinci sorusunda hepsi aynıydı. Hatırlayın 3'tü. Öbür tarafa attık çok güzel gelmişti. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın 40, 38, 60, 58, 90, 88. 2 ekleyelim mi her tarafa? Bak şimdi ne oluyor? 2 ekleyince şöyle oldu. 40x artı 40. Tamam. 60 y artı 60. Bak şimdi bir şey göreceğiz. 90 z artı 90. Tamam. Hadi bir de bunları ne yapalım biliyor musunuz? 40 parantezine şuraya 40 parantezine alayım. x artı 1. 60 parantezine alayım. y artı 1. Ve 90 parantezine alayım. z artı 1. Ne oldu? soldaki a artı 2 sayısı aslında 40, 60 ve 90'ın ne oldu? Katı oldu. Tabi katı da bana sorduğu yine soru ne? En küçük. Değil mi? O zaman en küçük ortak katı oldu. Yani ekok. O zaman <laughs> 40, 60 ve 90'ın neyine bakacağız? Ekokuna. Şimdi bu 2'nin kübü çarpı 5. Bu da 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Bu da 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 hemen yani asal çarpanlarını ayırdım tamam mı şimdi burada en büyüğüne bakacağız yani kuvvet olarak yine en büyüklerini alacağız 2'ler var 2 üzeri 3 en büyüğü sonra 3 üzeri 2'ye alacağız ve bir de neyimiz var 5'imiz var yani ne oldu aslında 8 çarpı 9 çarpı 5 o da kaç yapar 40 360 mı yapar o zaman burası kaç oldu 360 en küçüğü sorduğu için ha 720 de olabilir de 3 katı işte önemli de olabilirdi. tamam mı? ama en küçüğü sorduğu için 360 aldım. E hadi iki de öbür tarafa borç almıştık ya her tarafı iki eklemiştik ya onu da verelim 358 olmuş oldu yani cevap Bursa gördünüz mü anlaştık. İkinci soru ve üçüncü soru kazanım testinde bağlantılı. Bunu da bir kere daha söyleyelim. Dördüncü soru. 23 eklendiğinde 45, 50 ve 60 sayılarına tam olarak bölünebilen en küçük sayı. Bakın yine aynı mantık. Ha. Bunu seçeneklerden bölme işleminiz hızlıysa, bölme işleminiz hızlıysa hemen seçenekleri 23 ekleyip sonra 45, 50, 60'a bölünüyorum diye de bakabilirsiniz. Ama tabii ki biz öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Yine bir a sayımız var. Tamam mı? İşte buna, e, bu sayıya 23 eklendiğinde bunlara tam bölünebilen en küçük sayıdan bahsediyor. Şimdi bu a sayısına ben şöyle yapalım. 23'e ekleyeceğim. Tamam. 45'e şöyle x diyelim. Sonra 50'ye çarpı y diyelim. 60'a çarpı z diyelim. Tam bölünecek. Aslında basit bir ifade geldi değil mi? Yani a artı 23 sayısı 45 50 ve 60'ın ne olacak? Katı olacak. Şimdi 45 dediğin 3'ün karesi çarpı 5. 50 dediğinde 5'in karesi çarpı 2 2 çarpı 5'in karesi yazalım. 60 dediğinde 2 üzeri 2, 4 oldu. 3 çarpı 5. Tamam. Şimdi büyüklere bakacağız. En küçük doğal sayıdan bahsediyor. Şimdi hangisini alalım? 2 üzeri 2'ler var. Tamam. Sonra 3 üzeri 2 var. Sonra 5 üzeri 2 var. Tamam. Yani 4 çarpı 9 çarpı 25 mi oldu? Bunu nasıl çarpacağız? 109 oldu. Daha basitmiş. 900. Ama 23 eklediğimde 900 oldu. O zaman 23'ü çıkarırsak yani şöyle A artı 23 eşittir 900 oldu. O zaman 23'ü çıkarırsak 800 kaç yapar? 77 mi yapar? Evet 877 yani cevap C olmuş olur. <laughs>